Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizleri Adana'da böyle bir akşamüstü nereye getirdim? Kadir Usta Kebap'a getirdim. Kadir Usta Kebap'ta yaklaşık 30-35 yıllık bir usta var. Ama bu arada ustam öyle bir usta ki bütün bu Adana'daki bu hani Kolcuoğlu'ydu, Kebapçı Abidin gibi mekanların böyle kardeşleri. Şimdi arkanıza yaslanın. Gelin bu harika videonun tadını çıkartın. Hem de Selahattin Ustam'ın güzel böyle hikayesini dinleyin. Buyurun efendim. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, selam, hoş geldiniz. Ne var ne yok, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sizi sormalıyız. Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Burada da bir ustam var. Ustam size de kolay gelsin. Sağ olun abi, teşekkür ederim. Ne hoş var geldiniz. Ne yok, nasılsınız? Sağ olun, Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Burada terapi yapıyorsun sen. Aynen öyle, ezme salatası yapıyoruz abi. Eline sağlık. Taze taze. Çok güzel bir şey görüyorum ama ustam burada. Ne görüyorum biliyor musun? Orijinal tablacı işi. Metal tabak görüyorum. Evet abi, tablacı. Eline koluna sağlık. Sağ burası olun. Neresi abi? Burayı bir tarif eder misin? Burası İstiklal Mahallesi Kurtuluş Caddesi. Kadir Usta Kebap Salonu. İstiklal Mahallesi Kurtuluş Caddesi. Kadir Usta Kebap Salonu. Evet abi. Peki şimdi ustam. Efendim. Size de merhaba tekrardan. Merhaba. Sağ olasın. Burada direksiyonda ocak başında sen varsın. Evet. Ne attın abi bize? Şu anda tavuk şiş attım. Tavuk şiş attın. Kemiksiz. Evet. Ve zırhta Adana kebap. Zırhta çekiyorsun. Evet. Tamam. Ne eti abi bu? Kuzu eti. Kuzu eti. Kuzu eti kaburgadan yapıyoruz. Kaburgadan yapıyorsun. Kuyruk yağı giriyor musun içine? Ya hafif. Yani şeyine göre. Aromasına göre. Yani kaburganın istedim. Yağına göre mi giriyorsun? Tabii. Anladım. Evet. Peki tavuğun da böyle şey avcarlı falan görünüyor. Evet. Avcarlı. Oo. Bunun güzel avcarı var. Onu yapıyoruz. Evet. Güzel. Evet. Avcarı herkes bilmez. Biliyorsun evet, değil mi? Tabii. Avcar bizim Adana'ya özgü bir şey. Aynen. Terbiye diyelim aslında biz buna. Ustam evet. Da bu arada ezmeyi hazırladı. Ustam senin ismini de alabilir miyim? Resul Usta. Resul Ustam. Sen kaç yıldır veya burada nedir abi senin pozisyon? Abi. Salatacı değilsin anladığım kadarıyla. Hem salata hem kebap hepsi var abi bizde. Hepsinden var. Benim kanal gibisin yani. Aynen öyle ustam, abi. Ustam sizin isim Selahattin'di. Selahattin evet. Yine çok memnun oldum. Ben de memnun Selahattin oldum. Ustam kaç yıldır bu işte uğraşıyorsun? Abi 1992'den beri bu işi yapıyorum. 1992'den beri. Yaş kaç abi sorma sahip? Yaş 50'ye geldi. Taze yaş 50'ye geldi. Eline sağlık ustam. Sağ salatalar olun. Taze taze gitti. Yani yaş kaç senedir bu işi yapmış oluyor? 20 yani 30 senedir. 30 senedir bu işi yapıyorsun. Peki evet. 30 senedir bu mekanda mısın abi? Yok, değişik yerlerde de çalıştık. Yani mekanlarımız mesela Küçük Saat'in orada var. Kimde çalıştın daha önce? Kolcuoğlu var. Ha Kolcuoğlu'ndaydın. Kolcuoğlu benim biraderin yeri. Şeyda Turkuduzal'da. Abidin Usta da var. Küçük Saat'te. Abidin Usta orada, Küçük Saat'te. Öyle evet, mi? Evet. O zaman abi siz maşallah sülalecek. Evet. Adana'da bütün kebap mekanlarını açmışsınız. Aynen. Eline koluna sağlık. Evet, teşekkür ederim. Abi kaç gram et var burada? Burada 140 gram et var. 140 gram et var. Evet. Tavukta böyle 2 kişilik 4 şiş var. 4 şiş yaklaşık porsiyonu 350 grama falan geliyor. Maşallah. Evet. Peki evet. Bu şey şimdi servis istediğim için böyle. Gerçi biri evet. Servis biri dürüm. Yok. Dürümde de mi böyle? Yok hayır dürümün gramajı biraz ufak. Ha, sen ikisini de servis yaptın şu an. Evet, anladım ikisi. Ben birini dürüm istemiştim. Evet. Neyse önemli değil. Canın sağ olsun. Senin de abi. Peki içinde şimdi kapya görüyorum. Kapya hafif katıyoruz. Yani çünkü yumuşak düşmesi. Anladım. Evet şimdi onu diyeceğim. Kaburga biraz sert gibi mi? Yok şeyden zırhla kıydığın zaman yani tane tane burgur gibi çıkıyor yani sınırını alıyor. Hiçbir şey kalmıyor zaten. İşte onu, o dediğin çok önemli evet. Bir şey ya. Evet. Dana giriyor musun dana? Hayır dana girmiyor. Çünkü Adana halkı danayı sevmiyor. Dışarıda, değil mi? Anında evet. Hissediyorlar değil mi? Evet hissediyorlar yani hiç danaya benzemiyor. Ama ben şimdi Mersin'deyim mesela. Mersin'de dana eti evet. Giriyor ustam. Biliyor musun? Ya, Mersin'deki girer, kebaba tam, giriyor. Evet. Onlar ya dışarıda yaparlar onu yani kimin mesela İzmir'de de dışarıda yani ustam kuzu kokuyor bilmiyorum ne. Peki hiç pilavlı yani. Kebap yaptın mı? Valla hayır onu yapmadım. Biliyorsun değil mi İzmir'de evet. İstanbul'da evet. Falan evet. Pilavlı evet. Veriyorlar kebabı. Evet. Pilav geliyor yani pilav yok. Orijinal Adana. Orijinal Adana. Peki kebabın yanında 4 çeşit salata veriyoruz. 140 gram et veriyoruz. Çok güzel. Zaten şimdi ustamla onu konuştuk. Evet. Kaçla kaç arası hizmet veriyorsun abi? Abicim sabah 8, gece 11. Sabah 8, gece 11. Evet. Nelerimiz var burada?
Abicim kıymamız var, kuşbaşımız var, ciğerimiz var, kemikli kemiksiz tavuğumuz var, kol kanadımız var, beytimiz var, çöp şişimiz var, Ali Nazik'imiz var, patlıcan kebabımız var. Yine maşallah hepsinden var yaptın yani. Hepsi var abi. Peki şimdi o zaman sana bunların hepsini saydın şu soruyu soracağım usta. Evet abi. Evet. İnsanlar seni neden tercih etmeli? Yani neden Kadir Usta kebabı tercih etmeliyiz? Lezzetin tek adresi olduğu için abicim. Lezzetin tek adresi olduğu için. Aynen öyle abi. Gayet güzel. Şimdi içeride dükkanınızda sizin aile mekanı da var. Tabii klimalı salonunuz var. Klimalı salonunuz var. Dekorlu salonumuz var. Hatta sanırım önceden Akbank tarafındaydınız tabii, değil mi? Evet. Tabii. 5 yıl boyunca orada kaldık. Bu sene de 1,5 yıldır buraya geçmişiz. Yeni mekan açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Peki şimdi şunu sorabilir miyim? Evet abi. Bu mekan yani Kadir Usta kaç yıldır var? 9 senedir ya, abi. 9 senedir burada. 9 senedir evet, burada. Evet. Abi zaten sen işte iyice yani biladerlerle evet, olayı kapatmışsın. Ustam sen kaç yıldır bu işteydin? Ben de çocukluğumdan beri ustamın yanındayım. Kadir ha, Usta'yla birliktesiniz. Evet. Peki senin yaş kaç sorma sahip? 27. 27. Çocukluğumdan beri derken 7 yaş var mıydı? 6,5 yaşında, 7 yaşında. İlkokula gittiğim zamandan beri ustamın yanındayım. Olarak yanımızda. Askere gittin mi? Tabii. Askerde neydin? Askerde komandoydum. Komando. Ha, kebap yapamadın yani. Maalesef. İstemedim komutanlar. İstemedim. Tüh. Aşçı evine verdiler ama gitmedim. Tüh be. Peki ustam şimdi şunu soracağım. Evet biliyorum. Madem böyle kebapçı ailenin şeyisin, ne derler, ustasısın. Evet. Ailece kebapçısınız. Evet. Evet. Bu işi başkalarına tavsiye ediyor musun? Vallahi yapabiliyorlarsa yapsınlar yani. Ekmek yediriyor mu ekmek? Ya kişiye göre değişiyor. Yaptığın işe göre. Şimdi adamlar mesela bu işten anlamıyor, bırakıp gidiyor. Yap bir sürü masraf ediyor, tekrar zarar ediyor. Bilmediği, anlamayan bu işi yapmasın. Ya. Sevmeyen, yani kendini, anlamayan bu işi yapmasın. Yapmasın. Sen yani seviyor musun işini? Olacak. Ben seviyorum yani. İşini seviyorsun. Evet. Allah bereketini bol eylesin. Sağ ol. Vallahi tavuğun falan çok güzel görünüyor. Eline koluna sağlık. Salatalarımızı taze taze yaptın. Sunumun bu şekilde mi ustam? Evet, sunumun bu şekilde. Yani klasik senden serviste isteyene bu şekilde sunum yapıyorsun. Evet, aynen. Peki, eve siparişimiz var mı? Tabii, yapıyoruz. Eve sipariş. Şimdi tavuklarımızı çektiniz ustam. Evet. Oo, böyle tavuğun bayağı kekikli falan görünüyor. Şu servis kebabımız. Evet. Benimkini de çekebilirsin babacığım şimdi. Dürüm yapıyorum. Ha, dürümse süper, tamam. Dürüm yapıyorum. Tamam. Tek ekmek olursa güzel olur. Öyle mi? Evet. Tamam. Hatta tamam, bunları götürebilirsiniz masaya. Dürüm yapacaksan süper. Bir şey rica edebilir miyim? Neyse çektim artık. Tamam. Ben sadece soğan, domatessiz soğan istiyorum diyecektim ama. İşte budur olay. Şimdi ustam çok güzel bir şey yaptım biliyor musun? Çok güzel bir şey yaptın. Müşteri ihtiyacına göre hareket ettin. Eline koluna sağlık. Şimdi bu harika lezzetin tadına bakma vakti. Ben ama öncesinde bir servisi, masanın sunumunu çekmek istiyorum Selahattin ustam. Sen de maşallah ustam hakikaten salatacıymışsın ha. Dürümümüz hazır. Geliyorum. Şimdi arkadaşlar masanın sunumu da bu şekilde. Tablacı salatamız var, ezmemiz var. Ondan sonra mevsimimiz var, soğan salatamız var. Evet, afiyet olsun. Nasıl tadı oğlum? Güzel mi? Sahacığım? Sunumları harika. Beğendin değil mi? Evet, çok beğendim. Sunumları çok güzel değil mi? Evet. Hadi afiyet olsun. Ustam, normalde bunun içi aslında servislik oldu. Aynen öyle. Değil mi? Sonra Adana dürüm yaptık abi. Aynen öyle. Şimdi 180, evet, kaç? 140 gram var dedin. Evet abi. 1,5 olsaydı kaç gram olacaktı? 210 gram. Nasıl abi? Et diyorsun abi, et. Et diyorsun ya. Peki. Normalde dürümde kaç gram vardı? Normal dürümümüz 130 gram. 130 gram giriyorsun. Evet. Bunun fiyatı nedir abi? Bunun fiyatı 27 TL. Şaka. 140 evet gram et var. 130. Ha, dürümde 130 gram 27 TL. Porsiyonda tabakta olduğu zaman gene aynı şekil veriyoruz. Tamam, o ne kadar? O da aynı 27 TL. Şaka yapıyorsun. Evet abi. Servis de 27 dostlar. Normal dürüm de 27 TL.
E peki zarar etmiyor musun serviste? Yani amacımız şu anda müşteri kazanmak. Ha, yeni olduğun için. Tabii. Dostlar muhakkak gelin. Yani burada bu harika lezzetin tadına bakın. Kadir Usta da hakikaten kebap çok başarılı. Bu arada hakikaten yani gerçekten ciddi manada söylüyorum. Normalde kaburganın Adana'sını çok böyle hani severim ama yani bir seyklem alıp etini sıyırıp biliyorsun en güzel kebap hayvanın her yerinden olur. Şey, ben aynı zamanda kendim kasaplığım da var. Ben kendim sıyırıyorum, yapıyorum yani. O zaman başka. Evet, yani çekirdekten yediyor. Peki. Kendimiz sıyırıyoruz. Peki ustam. Evet. Kuyruk yağını yani şunu sormak istiyorum. Kasaptan eti seklem olarak mı alıyorsun bir yoksa seklem. Canlıyı alıyorsun? Seklem olarak alıyorum. Seklem alıyorsun. Kasapta bizim yani. Hangi kasap sorma sahip? Arada market var ya şey Cemal Paşa'nın. Evet. Oradan alıyoruz. Arada market. Vallahi. Evet. İçi dolu dolu gayet başarılı. Afiyet olsun. Peki. Evet, tavuk kıymanın biri 4 taneden. Biri tavuk, sade soğan. Tavuk kıymadan bahsettin. Tavuk kıyma ne kadar? Tavuk kıymamız 10 TL. Kampanya. Onda kaç gram var? Onda da 90 gram var abicim. Peki normalde? Tavuk kıymanın servisi de var. Servisinde 150 gram yapıyoruz. 22 TL. Ekmeğini 3 ekmekli isterse? 3 ekmekli de isterse yapıyoruz abicim. Fark almıyorsun. Fark almıyorum. Vallahi helal olsun. Şalgam var mı? Şalgamımız da var abicim. Peki şimdi o zaman Prenses kebabın da var. Evet abicim. Prenses kebapta kuyruk yağı var mı? Var abicim. Zaten tavuk kebabını güzelleştiren kuyruk yağıdır. Göğüsle birlikte mi şey yapıyor? Yani? Göğüs sarma. Sarma. Evet abicim. Onda da zarar ediyorsun evet. O zaman. Abicim bizim 22 kilo. 22 lira. Kampanya amaçlı. Amacımız müşteri kazanmak burada. Kendimizi göstermek piyasaya. Herkesi buraya davet ediyoruz ve bekliyoruz. Vallahi dostlar 10 numara 5 yıldız. Peki dürümün yanında başka bir şey veriyor musun ekstra? Dürümün yanında mevsim salatası veriyoruz. Pişmiş domates veriyoruz. Pişmiş soğan veriyoruz. Pişmiş biber veriyoruz ve yeşillik veriyoruz abicim. Dürümün yanında? Tabii Adana dürümün yanında. Mevsim salatası veriyoruz. Pişmiş soğan, pişmiş domates, pişmiş biber, yeşillik. Nane, limon hepsinden veriyoruz. Bana niye vermedin? Abi sen ayrısın. Heyecan yaptın değil mi? Heyecan yaptın. Dostlar için. Bakın. Şimdi burada da yine bir fark var. Evet. Normalde abi. İzleyiciler der ki işte bu hani video çekiyorsun diye böyle sana bol koyuyorlar. Hayır. Torpil geçiyorlar. Hayır. Bakın bana eksik, bana vermedi. Evet. Yani görün aradaki farkı görün. Şalgamımız da burada. Şalgamımızı da içerlersiniz. Şalgam abi, şalgam. 3 TL'ye veriyoruz. Şöyle. Yani 30 TL'ye ben karnımı aynen öyle doyurabiliyorum. Tabii. Bir servisin yanında sana 4 çeşit salata geliyor. Bir tabak yeşillik geliyor, 5 tabak. Bunun... Peki şimdi çaktırmadan soruyorum. Evet. Sen iyice bu işte ustalaşınca bırakıp gideceksin mi burayı? Yo ben ustayım zaten. Hayır iyice, ya usta olduğunu biliyorum. İyice evet. Böyle işinin ehli olunca. Hayır. Böyle adamla çalışılır işte. Evet. Sonuna kadar mesleğimi sürdüreyim. Ben mesleğimi aşkla yapıyorum. İşte bak. Mesleğimi severek yapıyorum. Evet. Bu adamı bırakmayacaksın abi. Aynen öyle. Zaten o bizim ustamız. Bakma ben şu anda bıçakta duruyorum. Genelde kendi bakıyorum. Normalde sen mi pişirecektin? Evet. Tamam sen de salatamızı yaptın. Pişirmiş evet. Kadar oldun. Evet. Eline koluna sağlık. Yok benim ustamdır evet. Zaten kendisi. Peki salataya ekşi girdin mi kardeş? Sumak giriyoruz abi. İsteyene acı katarız. O zaman sumağın gerçekten orijinal ve kaliteli. Orijinal sumak evet abi. Çünkü ekşisi dostlar evet. Hakikaten çok güzel. Yani limon sıkmaya kesinlikle gerek hayır, yok. Hayır, normalde gerek ben yok. Limon sıkarım. Tabii. Ama sumağının ekşisini sumak çok beğendim. Orijinal sumak abi. Dostlar. Abi Burak hoş geldin Burak. Böyle bir şey yok. Serhat Ekmeğe telefonu açın. Peki normalde pakete girmiş olsaydı serviste yine yanında aynı. O saydıkların hepsi tabii, olacaktı. Tabii aynı şey. Paket, servis. Fark etmiyor bizden. Hepsi aynı malzeme. Hepsinden gönderiyor. Yemek sepeti getir gibi mecralarda var mısınız? Yavaş yavaş yasaklardan dolayı ona başlamamıştık ama yavaş yavaş başlıyoruz. Ha, ona da giriyorsunuz. Hepsine giriyoruz. Evet abi. Gir abi gir. Bir gün inşallah senin kuşbaşını da denemek istiyorum. Kuşbaşını neyden yapıyorsun Selahattin Usta? Kuşbaşımızı bol fileden yapıyoruz. Kuzu etinden bol fileden. Bir gün gelip onu da yiyeceğim. Tabii. Onu Allah kısmet ederse. Kuşbaşıyı açıyoruz yaprak şeklinde. Avcarlayıp öyle veriyoruz. Taze taze doğruyoruz. Ciğer peki sabah
kuzu ciğeri sabah kasaplardan gideriz. Tamam. Taze kesilmiş koyunun ciğerini alır getiririz buraya. Sabah erkenden açtığında insanlar gelip ciğerini tabii yiyebiliyorlar mı? Tabii. Kuzu ciğeri getirdiğimiz zaman sabahları müşterilerimiz var. Sabah ciğer yemeye gelen sen mi temizliyorsun? Aynen öyle abicim. Üstünün zarını alıyor musun kardeş? Tabii canım, zarını alıyoruz abicim. Eline koluna sağ ol. Sağ olun abi. Afiyet olsun. Dostlar, hepsinden var YouTube kanalında. Böyle güzel bir video yaptık. Kadir Usta'mızı çektik. Kadir Usta kebabı çektik. Ve harika bir lezzetin doruklarına ulaştık. Hatta şöyle, burada öyle bir espri var ki, iki tane ocak var. Bir tanesi burada, bir tanesi de şimdi çekim yaptığımız ocak. Maşallah, inşallah günün birinde ikisi birden dolar. Siz izleyiciler burayı ziyaret ederek, buraya gelerek ikisini birden doldurursunuz. Ben şimdilik videoma son veriyorum. Hepsinden var YouTube kanalını takip etmeyi, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.